henüz video içeriği üretmeye başlamadıysa bu video sana biraz ilham olabilir, seni harekete geçirebilir. Neden? Çünkü bu videoda bir şey denedim. 30 gün boyunca düzenli olarak shorts atmaya başladım. Bunun sonuçları neler oldu? Birazdan bunları göstereceğim. İsterseniz gelin size birazdan sonuçları göstereyim. Sonuçlara geçmeden önce videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Ben bu seriye 10 Nisan gibi sürede başladım ve 14 Mayıs gibi de bitirdim. Şimdi bu 30 günlük sürede karşıma çıkan, yani kazandığım görüntülenme sayısı 2 milyon arkadaşlar. 2 milyon izlenme inanılmaz. Sıfırdan açtığınızı düşünürse, zaten ben sıfırmışım gibi davrandım. İçeriklerimi ona göre buldum, ona göre şeyler denedim ve 2 milyon görüntülenme aldım ve 747 abone kazanmışım. Ben bu işe başladığımda 3300-3400 gibi bir abone sayısındaydım arkadaşlar ve şu an 4400 civarı gibi bir abone sayım var. Şimdi grafiğe baktığımızda başladığım güne bakalım. 10 Nisan arkadaşlar. 10 Nisan'da 2800, 2800, 3000. Yani 2000 ile 10.000 arası gibi bir izlenme oluyormuşum. Böyle devam etmiş ve hiç pes etmeden devam etmişim ben de. Sürekli farklı içerikler, farklı gündemler vesaire yapmaya başlamışım. Artık bu şeyden sonra da günde 2 tane, 1 tane falan atmaya başlamışım. Bazı günler yok ama 30 gün boyunca bir süreklilik var. Daha sonrasında böyle 5 Mayıs'tan sonra paylaştığım içerikler artık böyle tabana doğru çıkmaya başladı. Ve benim günlük 357.000 gibi görüntülenme sayılarına ulaşmam oldu. 48 saatim 700.000'i buluyordu, 800.000'i buluyordu. Sonuçlar bu şekilde. Hemen önden sonuçları vermek istedim. Çünkü bu sonuçlar biraz iştah açabilir, sizi harekete geçirebilir. Şimdi gelin detaylara geçelim. Ben bu süreçte neler yap? Asıl önemli olan konu burası. Çünkü siz de bu işe başlarsanız bu sorunlarla karşılaşacaksınız. Benim paylaşım saatlerinde bazı sıkıntılar yaşadım. Şöyle, ilk etapta geceleri paylaşmaya başladım. Bir gececi tayfa olduğunu düşünüyorum. Bu gececi tayfaya içerikler attım, yani shorts içeriklerini attım. İzleniyordu 2000, 1000, 3000. Bazı videolarım 50'de kalıyordu. Neden 50'de kaldığını az sonra söyleyeceğim size. Sonrasında bu saatte bir güncelleme yapayım dedim. Hani 2000, 3000'lik içerikler değil bunlar. Dedim ki artık akşam 7, 8, 9 gibi paylaşım yapmaya başladım. O kırılım da belki şuradan itibaren gelmiştir. 26-27 Nisan arası gibi gelmiş. Ve artık izlenme sayım böyle 2 katına çıkmaya başladı. Hani 2000'lik izlenen içeriğim 5000'e çıktı. Bunu diğer eğitim videolarımda da söyledim. Bir içerik işte ne bileyim 2 izleniyorsa, işte bunu bekletin 2 ay sonrasında o içerik canlanabilir gibisinden yorumlar yapmıştım. Ama burada hani çok emin olduğum içerikler vardı. Ya dedim ki bu içerik 200 değil bunun izlenen. O içeriği sildim arkadaşlar. Saatini değiştirdim. 2-3 gün geçtikten sonra akşam 7-8 gibi paylaşmaya başladım. Hatta o içerikleri gelin şöyle akışları göstereyim size. Esnedikten sonra etrafına bakarsan sürpriz. Bu içeriği paylaşmışım, tamam mı? 96 izlenme. Ne alakalı? 96'lık bir içerik değil bu. Yukarı çıkıyorum. Emin olun bunları ilk defa duydunuz. Aynı içerik. 30 Nisan'da paylaşmışım ve 10.000 izlenme. Eğer bu işe başlıyorsanız emin olduğunuz içerikler varsa zaten bu artık tecrübeyle oluyor. Hani diyorsunuz ki bu içerik tutmalı yani. 50 izlenme ne diyorsunuz? Tekrardan paylaşabilirsiniz. Bu sizin için bir not olarak kalsın. Şimdi bir diğer konu, düzenli olarak paylaşmanın en önemli kısmı arkadaşlar stok yapmak. Ben şöyle yapıyordum. Gündüz içeriklerimi yazıyordum veya benim bir defterim var. Bu deftere ben içerik yazarım sürekli. Yazdım. Kapanıyordum buraya işte. Her şeyi zaten burada çekiyorum. Takıyordum kamerayı. Hepsini pat çekiyordum. Hemen ona göre montajlıyordum. Günlük montajlıyordum vesaire. Paylaşımlar yapıyordum. Çünkü bu işi bıraktığınız zaman YouTube'da sizi bırakıyor. Hani bir TV kanalı olarak düşünün kendinizi. Siz haftanın belli günleri içerik üretiyorsunuz. Bir gün gelmezsiniz, unutulursunuz. Bir de ben trendlere çok önem veriyorum arkadaşlar. Gündemde bir şey varsa bununla ilgili bir içerik yapabilirsiniz. Mesela MrBeast başlığı çok popüler. Her zaman popüler. Çünkü baktığınız zaman YouTube'da bireysel olarak en iyi kanallardan bir tane. Bununla ilgili bir içerik paylaştığınız zaman tutmama ihtimali çok az. Hemen gelin bakalım. MrBeast'in aylık YouTube kazancı biraz şov mu şeklinde bir içerik paylaşmışım ve 14.000 izlenmiş. Daha önce görmediğiniz MrBeast abone plak 300.000 izlenmiş. MrBeast'ten Orkun Işıtmak'a challenge daveti. 2 milyon izlenmiş arkadaşlar. 2 milyon. Tamam, burada MrBeast konusu var. Okey, MrBeast içerikleri tutuyor gibi bir çıkarım yapmak doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. MrBeast Orkun Işıtmak'a bir story gönderiyor ve bu story bir şekilde bir popüler oluyor o hafta. Ya dedim ki ben bunu bir içerik yapayım. Orkun Işıtmak'ı kullandık, MrBeast'i kullandık ve bir challenge daveti olduğu bulduk. 2 milyon izlenmeye ulaştık arkadaşlar. Trend konu, MrBeast sevilen bir kişi, Orkun Işıtmak sevilen kişi ve bununla ilgili bir shorts paylaştım ve 2 milyon izlendi. Sildiğim videoları tekrardan paylaştım ya arkadaşlar. Burada saatin dışında bir şey daha dikkat ettim. Video başlıkları.
Bu video 96 izlenmiş. Başlığına bakıyorum. Esnedikten sonra etrafına bakarsan sürpriz. Emin olun bunları ilk defa duydunuz. Şeklinde başlık attım, saatini güncelledim ve 10.000 izlenme aldım. Emin olun bunları ilk defa duydunuz. Bir merak var. İnsanlar böyle hani shorts akışında geçerken başlığa bakıyorlar ya. Emin olun bunları ilk defa duydunuz. Acaba ne videosu? Şeklinde düşünüp izlemeye devam ediyorlar. Başlıklarda soru sormak önemli olabilir. Mesela MrBeast içeriğine gelelim. MrBeast'in kaç tane YouTube plaketi var şeklinde basit bir soru. Merak uyandırabilir. Yani hani soru var ama böyle bir dikkat çekiciliği yok. Çok vardır gibi bir şey çıkabilir. 245 izlenmiş. Ben dedim ki sonra ya bu videonun oluru da bu değil. Daha sonrasında bunu 26 Nisan'da tekrar paylaştım. Ne yazdım? Daha önce görmediğiniz MrBeast abone plaketi. İnsanlar şunu düşünüyor. Acaba MrBeast'in bilmediğim nesi var? 371.000 görüntülenme aldık artık. Bu şekilde başlıklarınızı deney yanıla tecrübe yoluyla artık çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Başlık konusu da bence önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bu serinin bir de ana video halini yapacağım. 30 gün boyunca düzenli olarak ana video paylaşacağım arkadaşlar. Sonuçları bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Onda da muhtemelen iyi bir sonuç alacağız diye düşünüyorum. Şimdi bu videomuzu burada kesiyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Belki şu an diğer challenge'da başlatmışımdır. Kanalımızın videolar bölümüne gidip bunu öğrenebilirsiniz. Hatta izlemediyseniz diğer videoları da izleyebilirsiniz. Bu arada yapmışsınızdır ama yine de bir hatırlatayım. Video beğenmediysen beğenmeyi unutma. Diğer arkadaşlarımızın da karşısına çıksın. Herkes faydalansın. Şimdilik görüşmek üzere.